ilim, bilgi, kültür. Aslında kültür Fransızca bir kelime. Onun karşılığı hikmet, ilim, marifet, artık ne kadar geniş cümlelerle tescil edilebilirse edilsin. Bugün tarihler 10 Mart 2021 ve İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanemizde çok önemli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Gebze'de devletimizin temsilcisi, kıymetli kaymakamım Mustafa Bey. Efendim sizlerin uğurlu elleriyle burayı açmıştık. Zannediyorum 2 yıl geçti. Evet, ondan sonra bir takım bir şeyler yapmaya çalıştık. Bugün şeref verdiniz. Duygularınızı almak isterim. Evet. Öncelikle hayırlı günler diliyorum. Böyle bir mekana sahip olmak, bu mekanı açmak hakikaten içi ilim, bilgi ve kültürle dolan bir insanın yapabileceği bir şey. Doğru, 2 yıl önce biz burayı açmıştık. Ben herhalde burayı açıp kapatır gidersiniz diye düşünüyordum. Böyle canlı, sürekli yaşayan bir yer olur mu diye de içimden geçirmiştim doğrusu. Böyle binanın alt katında bir mekan. Ama bugün gördüm ki o günden bugüne çok güzel şeyler yapmışsınız. Çok şey toplamışsınız. Hakikaten bir hazine, bir kültür, bir büyük bir miras bırakıyorsunuz. Hem kullanıyorsunuz hem de inşallah sizden sonraki insanlara da büyük bir miras. Biz tabii kendi değerlerimizi eğer muhafaza edersek, sahip çıkarsak, evlatlarımız bunu anlatabilirsek, aktarabilirsek o zaman millet olarak yaşama hakkına sahip olabiliriz, yaşayabiliriz. Şimdi biz kendimizden uzaklaştıkça millet olma hakkını da kaybediyoruz maalesef. Bizi biz yapan değerleri erozyona uğratırsak, ahlak olarak, aile olarak, inanç olarak, yaşantı olarak eğer çocuklarımıza biz bunu vermezsek zaten çok çabuk dolduruyor. Özellikle bu sosyal medya, internet ortamında hiçbir yere gitmeden, sokakta, kahvede, kafeteryada bir başka yere gitmeden elindeki tablette, bilgisayarla dünyanın her türlü yanlışını alabilir. Çünkü insanda böyle alma kabiliyeti var. Özellikle nefse, hissiyata uygun şeyler çok daha kolay alabiliyor. Ama aksine ilimle, irfanla ilgili bilgileri almak biraz hazım ister, biraz zor bir olay. Yani onu almak, hazmetmek, bir de onu yaşamak çok önemli. Siz tabii bunu yaşıyorsunuz. Yani bu mekanı yani bir gönlünüz olmasa, bir gönül olmasa burada bu mekanı kurup burada kalma şansınız, imkanınız yok. Ben size teşekkür ediyorum. İnşallah burada genç nesillerimizin, evlatlarımızın daha çok istifade bir mekan olur burası. Burayı bir ilim, irfan yuvası haline getirirsiniz. Çocuklarımıza merak uyandırmak lazım. O merakla gelip burada bu bilgileri buradan sizden almaları lazım. Bir de tabii sohbet de edemiyoruz maalesef. Aslında sohbet meclisine de dönmek lazım. Yani çok olmayabilir. 10 kişiyle, 20 kişiyle, 30 kişiyle. Şimdi bu Covid dolayısıyla insanlar birbirine çok yaklaşmıyorlar, bir araya gelmiyorlar. Ama ileride inşallah o günlerde olur. Yani tematik olarak, konu olarak özellikle Gebze'mizle ilgili, yöreyle ilgili, Kocaeli ile ilgili bilgilerin burada değerlendirildiği, şekillendirildiği bir paket halinde sunulduğu bir yer haline getirebilir. Bu video olabilir, mesaj olabilir, ne bileyim, görsel bir şey olabilir. Ama burası bir mutfak, güzel bir mutfak. Mutfakta her şey var, güzel bir aşçısı da var. Eyvallah. İnşallah buradan. Ve vasiyet de şu, herhangi bir nedenle vakıf kapanması halinde bütün yayınları Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü'ne verdi. Hiçbir şey yapılmadan. Evet. O kadar. Kocaeli kitaplarımız Sayın Kaymakamım. Kocaeli üzerine şöyle bir Kocaeli üzerine yaklaşık 350 civarında kitap var Sayın. O kitapları burada toparladık ve halen toplamaya devam ediyoruz. Kim ne yazmışsa Darıcı kitabı. Bir yazar beni arıyor Yunanistan'da. Ya böyle bir kitap hazırlıyorum. Ataların Darıca'dan gitme filan. Evet. Dedim sizin kaynakları kullanmak istiyoruz. İngilizce yazıyor. Evet. Dedim Türkiye'nin aleyhine bir şey söylemiyor. Kaydıyla kullan. Yok dedi, ben tarih yazıyorum filan. Latince. Geçen bunu Darıca Kaymakam'a şey verdim. Dedim bunun bir Türkçesini bulmaya çalışayım. Ne yazdı, ne gitti filan diye. Ya bu Latince mi? Şeyce bu. Kril alfabesi. Kril alfabesiyle.
bu kitabı yazan adam 6 ay sonra da domuz gribinden ölmüş efendim. Yaklaşık 7-8 sene önce bir çalışma. İmzalı olarak bana gönderdi bunu. Çok güzel. Kitabını. Ve yetmedi, bir de belgesel yapmış adam. Aferin. Diyecektim ki ya bunu unuttuk ama bizim için en önemli şey Sayın Kaymakamım. Resim çok dedi. Önemli şey var. Belgeler var Darıca ile ilgili. Darıca çok önemli o zaman. Bunların filan. Diyor ki o dedesi burada kaptanmış. Evet. Mübadelede gidince diyor dedemin memleketinin gazetecisine saygılarım var. Efendim, 80'e yakın. Şu ne ifade eder Sayın Kaymakam? O mu? Evet, şuraya böyle direkt alına bakın. Ne anlıyorsunuz? Çok kıymetli benim ailem için. Bu 140 yıllık, belki 150 yıllık bir damgalar vardı. Böyle ağaca vesaire filan. Meşhur damga var ya bizim kültürümüzde. Evet. Bizim sülalenin damgası da bu. Allah Allah. Büyük dedemin babası bunu evde yaptırtıyor. Ha. Bunu işte muhafaza ettim, buldum. O zaman damga. Ne iş yarar bu? Koçbaşı gibi görüyor musunuz? Evet, bizim evet. Sülalenin şeyi, damgası. Hmm. Han Bozoğulları, yani Bozkırların hanı. Timur'a kadar iniyor sülale. Evet, evet. Onu buldum, temin ettim böyle. Sayın Kaymakamım. Rahmetli dedem gidiyor. Babamın babası ve nerede olduğunu bilmiyorum. Sadece askerlik şubesi kayıtlarında cepheye sevk edildiği yazılı. Yemen'den bu tüfeği satın aldım. Ve dediler ya bunu çıkaramazsın. Yemenliler sana şey yapar. Mücadeleyle çıkardım. Geldim buradan. Ya dediler bu tüfek. Dedim ya dedemin tüfeğini getirdim. Bunun için de Kültür Bakanlığı'na da şey yaptım. Koleksiyoner belgesi aldım. Oraya tescil ettim. Elimden almasınlar diye. Osmanlı tüfeği tamamen. Osmanlı tüfeği. Ve işin acısı ne biliyor musunuz efendim? Orada tabii 1918 ordu devlet dağılınca askerler oradan gelemiyor. Acını ölen askerlerimiz var. Kimi tüfeğini satıyor vesaire efendim. Çok büyük sanada dramatik hadise. Bir de reklam yapmıyoruz da efendim. Bilgi arz ediyoruz. Devletimiz. Ne olabilir? Bu aşağı yukarı kütüphanenin en değerli eseri Abdülhamit Han'ın 1902'lerde, 3'lerde kendi parasıyla bastırdığı Sahih-i Buhari. Malumunuz Kur'an-ı Kerim. Evet. Bu kendi bastırdı ve bütün İslam coğrafyasına gönderdiği Sahih-i Buhari'ydi. Heyet burada ve kendi mührü efendim. Bundan zannediyorum bir 5000 tane falan. Bana da bir 35 sene önce bunu sahaflarda buldum, kültürümüze kazandırdım. Bu da kendi mührü efendim, orijinal. Şu 5 cilt. Pardon, bu 4 cilt, bu 5 cilt, 9 cilt bunlar. Atatürk 1928'lerde bunu Türkçe'ye tercüme ediyor. Bu Sahih-i Buhari 10 cilt halinde Türkçe'ye tercüme ediyor. Şunlar da, kıymetli kaybolan gazetemizin 35-37 yıllık arşivi. Divan-ı Lügat-ı Türk. Ama bu tabii kendisi, orijinal basımı bu. Orijinal basım. Basım şey olarak, yani bu 1000 yıl önceki, şu anda tek İstanbul'da kütüphanede bulunan, elle yazılan fotoğraf. Kültür Bakanlığı zannediyorum da 30 sene önce oradan fotoğraf basımı yapmıştı. O elime geçti. Bunu sahaflardan aldım. Bu da Yunus Emre Divanı. O da aynı nedenle. Bu da yaklaşık eski basımda var. Evet. Divan-ı Lügat-ı Türk'ün şeyleri var burada. Kendi çok kıymetli bir çalışma. Yani tek kayıplanıyorum Kaşgar'da Uygurca basımı biraz fazla para istediler. 300 dolar falan alamadım. Keşke alsaydım. Ne? Divan-ı Lügat-ı Türk mü? Divan-ı Lügat-ı Türk. Ama şey olarak matbaa onlar orijinal basmışlardı. Çok kıymetli bir çalışma var. Şunlar çöpe gidiyordu. Bunlar nedir bilir misiniz? Nebze'nin ilk gazetesi. 1975'lerdeki 75. çıkan gazetesi var. 75 tarihli. Yanlış. Ama ilk gazete 1952'de çıkıyor Gebze'de. O dönemin Demokrat Parti Gebze İlçe Başkanı Emin Polat diye Gebze'nin sesi. Onun da müsalarını buldum efendim. Ama bu Uyanış gazetesi o 75'li yıllarda çıktı. Daha sonradan 82-83'te buraya geldiğimde yazarlık yaptım. Hangi yıl çıkartmaya başladın gazeteyi? 85 bizimki efendim. 85'ten beri devamlı çıkıyor ama böyle bu bilgileri, doneleri topladım. Sayın Kaymakam. Gebze 1960'lı yıllar şurası. 60'lı yıllar. Şurası zannediyorum yine 60.
1960'lı yılların sonu 72 yılında Çoban Mustafa Paşa Camii'nden Çamlık Park. Allah Allah, o park olmuş. Evet, işte bu park, o park, Çamlık Park. Ama burada Gebze'nin ilk mezarlığı Sayın Kaymakam. Mezarlık. Mezarlık. Osmanlı dönemindeki en eski mezarlık Anibali Otel'in orası. İkinci mezarlık Mustafa Paşa Camii. Hı hı. Üçüncü mezarlık Fatih Hastanesi'nin olduğu yer. Dördüncü mezarlık şu anda merkez mezarlığı. Evet. Şimdi Pelik geldi. Şu da bir tahmin edin. Çok önemli bir fotoğraf sayın. Eski Hisar'ı aşağı inerken orada tren yolu ayakları var efendim. Evet. Kültür Müdürlüğümüze, Büyükşehir'e böyle göbeğimiz çatladı. Burası tren yolu efendim. Hı. 1916'da İngilizler burayı patlatıyor. Amaç gönüllü asker cepheye gitmesin, şey diye, Çanakkale'ye falan gitmesin diye burayı patlatıyorlar. Şu ayakların olduğu yer bir doğal Çanakkale Şehitler Abidesi olabilir dedik. Kültür Müdürlüğü'nü getirdik, anlattık ama hiçbir şeyimiz olmadı. Böyle orijinal fotoğraf. Ayaklar duruyor mu şu an? Şu ayaklar duruyor efendim. Bir dikkat ederseniz. Böyle tam olarak nerede? Cami var ya efendim, bu şeyi dönünce, karakolu, aynalı karakolu geçince solda cami var ya. Evet. Hemen o camiden 20 metre ileride göreceksiniz zaten o direkler falan. Hmm. Ama bunu tescillediler, tescillemediler bilemiyorum. Hmm. Yaklaşık böyle elimizde eski fotoğraflarımız var efendim. Desteklerini de biliyorsunuz sen de. Şu çalışmamızın ürünü ne oldu biliyor musunuz? Onu sormadınız, şey yapmadınız bu halıyla ilgili. Evet. Bu halı mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın oraya gelmesine de katkı sundu. Hmm. Şu Gebze, Kocaeli'nin önemli gazetesi. Özgür Kocaeli, biraz da zaten kurucusu bir arkadaşım. Şunu tam sayfa yapıp 2 yıl önce Cumhurbaşkanımıza göndermiştim. Bu çalışmadan şeye, rapor olarak kendisine verilen bir ipek halıdır bu da. Bundan sonra çalışmalara devam ettim. Biliyorsunuz. Evet. Şu anda talimat vermiş. Geldi zaten öyle bir orada ciddi bir şey yapın ama en güzel şey de Körfez ilçemizde bir kız meslek lisesinde bir bölüm açtırmış talimat ve buradan mezun olanlar işsiz kalmayacak, biz iş vereceğiz. Yani orada bir yerin açılması çok güzel oldu. Sabitli olmuş ya. Tarihi seyir içinde adı birkaç kez değişerek Gel Bize'den adını alan Gebze, Marmara bölgesinin doğusunda İzmit Körfezi'nin kuzey kesiminde yer alan zengin bir tarihi geçmişe sahip, ekonomisi, sanayi ve ticarete dayalı Türkiye'nin hızla gelişen ve büyüyen bir ilçesi. Kara, deniz, hava ve demir yollarının birbirleriyle kesiştiği önemli bir kavşak noktasında bulunmakta Gebze.